Sevgili ABD Post izleyicileri, bugün Amerika'da yaşayan en yaşlı Türk olduğuna inandığım sevgili Sıdıka Olgay'ın yanındayım. Kendisiyle daha önce ben İstanbul'dayken Zoom üzerinden de bir röportaj gerçekleştirmiştim. Şimdi Manhattan'da çok güzel bir yerde kendisiyle sohbet edeceğiz tekrar. Hoş geldiniz yayınıma tekrar. Teşekkür ederim efendim. Hoş sizi çok hoş iyi gördüm maşallah. Çok teşekkür ederim. Şu an kaç yaşındasınız tam olarak Sıdıka Hanım? Tam olarak 103 fakat 104'e adım attım galiba. Ay maşallah. Kova burcuydunuz değil mi? Evet. Şubat'ta. 1921. Ay 1921 maşallah diyorum size. Peki sizce bunun sırrı nedir? Çok dinçsiniz. Vallahi bir kere çok iyimserim. Evet. Pozitifim. Pozitif. Bir şeyleri atarım bir tarafa. Ve çocukluğum çok rahat geçti. Evet. Yani kötü şeyle bir kere nefret ederim. Çok basit insanlarla konuşmam. Kabalıktan hoşlanmam. Hoşlanmazsınız. Katiyen. Dediğim gibi her şeyi iyi görmeye gayret ederim. Bazı üzüldüğüm şeyleri bir tarafa atıyorum. Yaşama sevinciniz çok yaşama, güzel. Zaten o çok daha güzel oluyor. Şeyler düşünüyorum. Maşallah. Peki onun dışında hani böyle beslenmenizle... Beslenmem. Et yemiyorum. Hani köfte falan. Fakat çoğunlukla sebze yiyorum. Sebze. Ve meyveliye hırsız yiyorum. Meyve çok yiyorum. Meyve ve sebze üzerinde çok yiyorum. Yeminde. Kızartma falan yemiyorum. Öyle ağır şeyler yemiyorsunuz. Hayır, et yemiyorsunuz. Sadece sebze meyve. Tabii. Sebze ve meyve yiyorum. Sebze. Suyu da bol içiyorsunuzdur herhalde. Bol su içiyorum. Ay ne kadar güzel. Her şeyinde. Yani işin formülü. Kafaya bir şey takmamak, kaba insanlarla görüşmemek, bol sebze ve meyve tüketmek. Hayır, kaba değil de saygısızlığa tahammül edemiyorum. Saygısız insanı özür dilese de kabul etmiyorum. Yani çok iyi bir çevrem var. Ne kadar bir kere güzel. Ailem, çok güzel ailem var. İki kızım var, torunlarım var. Bir torunlarım da 4-5 tane, hepsi saygılı. Ay maşallah. Anneanneciğim, benim en çok düştüğüm saygı ve sevgi. Ne kadar güzel. Peki biliyorum şimdi ben birazdan soracağım size çok dolu dolu bir hayatınız olmuş. Dile kolay 103 tabii. Yıl maşallah. Peki şöyle hani şunu da yapsaydım deyip içinizde kalan bir şey oldu mu? Olmadı. Hepsini yaptım galiba. Neler yaptınız mesela? Örnek verir misiniz? Yani bir kere şunu söyleyeyim. Şart da hiç bilmiyorum atabilmesine. Kendi süvariye şeyimiz var. Bilmeden ata benim 4 nala gidiyordum mesela. Gerçekten. Evet, resimlerim var. Cesaret de var. Arkandan şeyler almayı bağırıyorsun, kan dikkat et, ağaç gelir, boynuza gelir. 4 nal gidiyorum, hiç kontrolsüz. Yüzme deseniz şey, bir de en son şartta kayak yok yaptım. Kontrolsüz, hocasız. Kaçışından sonra? Kapıdan binerdim şeye, kayağa, yokuş aşağı giderdim. Kaç hepsini yaptım, hepsini yaptım. Doya doya. Bunları gençliğinizde mi yaptınız? Gençliğimde. Gençliğinizde. 18 yaşında evlendim. Yani 30-40 yaşına kadar hepsini yaptım. Peki Amerika'ya kaç yaşında geldiniz? Amerika'ya 50 sene evvel geldim. 49 sene evvel kızımın şeyine geldim. Tarihini bir makasen o. O geldim. Gittim geldim. Sonra tekrar yine Amerika'ya geldim büyük kızıma. Büyük kızım doktorla evliydi. Burada evli olunca gidip geldim. En son 28 sene evvel devamlı kaldım. Küsümün oğluna geldim. Doğumuna. Evimi öylece bıraktım geldim. Yalnız kaldım tabii. Eşdoğum. Bütün çocuklarım burada hepsi. Peki sizce Amerika mı güzel Türkiye mi? Vallahi şimdi Amerika'ya da çok bağlıyım. Hiç gitmeyi istemiyorum. Peki evim var, her şeyim var. Buradaki hayatım çok rahat. Ne kadar güzel. O da şey, çocuklarımla beraberim hepsini. Ben de burada yer olarak seviyorum çok. Bir odam, mutluyum o oda gibi. Evlerimi öylece bıraktım. Aynen. Yaşamaya bakıyorum, rahat aynen. Yaşamaya. Sosyal aynen. Hayatım çok rahat. Peki burada. İngilizce biliyor muydunuz geldiğinizde? Efendim? İngilizce biliyor muydunuz geldiğinizde? Onu anlatacağım. İlk geldiğim zaman kendi kelime, burada aman kendime yapmadım. okula gittim. Gayet güzel İngilizce öğrendim. Şimdi bir kızlarım küçük yavru ufaktı. Konuşurken şeyim, babası dedi ki ne olur dedi Türkçe konuşun. Türkçeyi bilmiyorlar dedi. Benim gitti. İngilizcem gitti. Hep çocuklarım çok güzel Türkçe konuşurlar. Torunlara Türkçe öğretirken 4-5 tane torunum var. Hepsi Türkçe. Benim İngilizce gitti. Olsun. Ama yine de öğrendim. Ama idare ediyorum.
Yani kendi başınızın çaresine bakıyorsunuz. Ama şimdi beni en çok rahat eden Türk torunlarımın Türkçe konuşması. Müthiş çok şey. Güzel konuşuyorlar. Peki. Benim için o mühim. Ben geldim, yaşadım, gidiyorum. Bravo, ama hani o yaştan sonra İngilizce öğrenmiş olmanız da çok hoş bir şey. Burada idare ediyorum tabii. Gidip. Şu an mesela 103 yaşındasınız. Araba kullanıyorsunuz. Aa, arabayı anlatacağım. Abi, şimdi damadım babasına geldiğim sene. Yemek 45 sene falan oldu. Dedi ki araba. Tamam dedim, bir şoför geldi, araba geldi, ev dedi, sen sadıkacığım dedi, araba kullan. Ezberledim. Vallahi bir seferde aldım. Burada mı, niye burada, Amerika'da. Bir seferde? Bir seferde. Wow. Yani şimdi şoförle ilk defa gidiyorum, oturuyorum, o listeyi hazırladım. Park yapın, park yapın diyor bana Meto. Hakikaten bütün arabaların arasında park yaptım. O çok zormuş. Paralel park. Evet, tabii. Paralel park. Ve gittim dolaştım. Her şeyi ne derse yaptım valla. Ehliyeti aldım. Helal olsun. Yani muhtemelen yetmiş. Eve gittim tekrar. Bütün akraba şeyler, damadım, kızlarım demişler ki üzülmeyin. 3-4 kere de alır ancak. Gidince herkes mahvoldu. Herkes mors oldu diyoruz biz ona Türkçe'de. Bir sefer de aldım ya, nasıl? Araba kullanmasını da bilmiyordum, vallahi yaptım. Ha, ya, daha öncesinde de hayır, hiç mi? Hayır, ev arabam vardı tabii ama direksiyona girmiyordum. Ha, anladım. Eşim vardı. Ay, çok harika bir hikaye. Ya hayat, her şeyde. İçinizde okta kalan hiçbir şey yok şu an yani. Müthiş bir şey vardı. Mesela yüzme, kayak, hocasız olur mu? Onları hepsini ata biner mi insan? Gözü karalık annem, var sizde. Herkes öyle, al başına gidiyordum. Yani amacı sormuşum, niye yaşadım diyorum. Ay maşallah. Ya. Peki. Tesadüfen yaşadım vallahi diyorum yani. Ay çok güzel. Peki şimdi bilmeyenlere şunu da anlatmak istiyorum. Türkiye'de çok güzel bir aileden geliyorsunuz. Siz komşu olduğumuzu öğrendim. Ben doğma büyüme Ortaköylüyüm. Siz de Çırağanlısınız. Çok güzel. Çırağan. Çırağan. Şeyi anlatır mısınız Yahya Efendi? Yahya Efendi. Ne soyundayım benim baba tarafı. Evet. Tamam, Yahya Efendi orada. Amca o yukarıdaki konağı bilir misiniz? İşte benim büyük babamın bilirim. Konağı orası. Ayrıca bir duvar vardı. Padişahlar girer, aşağıya duaya giderlermiş. Yani oralıyım, toptan. Yahya Efendi'nin şeyinde büyük babamın resmi var. Mezarı da orada galiba, tabii. Değil mi? Mezarı babam, orada. Babam orada. Nurlar içinde yatsın. Tabii bütün ailem, annem falan hepsi orada. Yahya Efendi'liyse. Peki çocukluğum çok güzel geçti dediniz. Çok güzel geçti. Yaramış mı? Yaramaz mı bilmiyorum. Haşarıydım galiba. Mesela evde dut ağacı vardı. Dut ağacına sepetimi alırdım. Tepede altında havuz vardı fıskiyeli. Ben orada ya o kırılıp düşerse annemin yüreğine inerdi. Yani o zamanlarda bir gözü karalık varmış olur yani. Olur tabii. Aşağıda fıskeli koca bir havuç yani oynayan dalda dut yerdim, inerdim. Of, meyveleri o zamandan düştünüz. Çok çok. Şimdi dediğiniz kaç dönüm? İncir, ayva, üzüm, dut. Oh maşallah. Kayısı, şeftali. Ay, en sevdiklerim. Kontrolsüz yerdim. Sokağa çıkmaz, bahçemiz güzeldi. Büyük bahçe. Oh. Güzel geçti çok hayatım. Güzel. Çok büyük ondan geliyor mutluluk çok. Peki erken yaşta evlendiniz galiba. Evliliğiniz nasıl, tanıştınız çok, eşinizle? Şimdi evliliğim, bizim yanımızda bir subaylar vardı, komşu. Evet. Orada onların bir toplantısı var, ablam da vardı. Dediler ki burada gel beraber sıdıka, misafirle hep beraber olalım. Orada Esat da yeni subay çıkmış. Çok yakışıklıydı, sarışın, görür görmez sarı saçlı. Ay maşallah. Kız kardeşi vardı orada, fizik kimya mezunu, onlar orada. Yani 4-5 aile vardı orada. Evet. Girdik oraya, derken sosyal bir kimselerdi. Gramofonu koyup tangolar, ben de tango hastasıyım. Yapmadığımız şey yok Allah. Yani tango da eklendi listeye şimdi. Babama haberi yok ama ben gittim oraya, annem diyor. Derken tangolar başlayınca dans başladı. Bir vakit Esat Sıravarans vardı, dans ediyoruz orada büyük yerde. Orada tanıştım, çok beğendim. Çok beğendim ve o da tamamen herhalde bir çarşı oldu. Ya çarpışma oldu. O devam etti, istemeler beğendi, gitti, geldi. Babam vermiyor. Kat iyi yani olacak şey değil.
İstanbul'dan ayağına atma, babam Türkiye'den İstanbul'a ayağına atmamış insan. Katiyen, nasıl gökteki yıldız dedi, duyuyorum ben. Buraya gelmezse sindikada verilemez dedi. Oo, çok büyük. Aylarca sürdü laf bu. Etmiş. Aylarca bir Esat arabalarla geçti. Ben hayran bayılıyorum. Derken bir gün bir de baktım, babam geldi, omzumdan aldı, çekti, içeriye aldı. O kadar yine uzandı ki komşular giriyor araya geldi. Bir gün odadan dışarıda konuşuluyor gene. İyi diyor ki babam, hanım diyor bu işin bir kapanacak bir de. Ben o yaşta açtım kapıyı. Bu iş olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın kapıyı kapa. Babam vay dedi. Hanım dedi aldım bohçasını gitsin bitti. Merdivenlerle nasıl çıktı ne bilmiyorum. Ondan sonra işte baktık olacak gibi değil. Yine uzun bu fasıllar oldu. Nişanlandık. Ondan sonra babacığım çok memnun oldu. Kaybettim yani. Düğünüme uzağa gidişim. Bir de şeyi çektim. Diyarbakır çıkmaz mı? Asker subay olduğu için. Hay Allah. Babacığım göremedi. Dayanamadı yani. Ay. Öyle. Fakat çok mutlu oldum. Ay. Çok sevişti. Çok yakışıklıydı. O kadar şey istediği yer oldu ki. Çok mutlu evlatlarım oldu. Ay maşallah. Allah gönlünüze göre vermiş. Allah herkese istediğini versin. Amin. Seve seve evlendim yani deli gibi. Çok güzel, çok güzel. Peki şu anda 103 yaşındasınız. Hiç sağlık sorununuz var mı? Vallahi çok iyi gidiyorum galiba. Sağlık durumum var mı bilmiyorum. Yok, hiç yok. Ay maşallah. Yani çünkü çok meyve yiyorum diyorsunuz. Mesela şeker falan. Hayır, şekeri de yiyorum, yemeğimi de yiyorum, yürüyüşümü de yapıyorum. Dansımı ederim kendi kendime. Müzik tango çalınca kendi kendime dans ederim. Yani içimden bir şey fışkırıyor. Yaşama sevinci fışkırıyor. Ama bir aşırı olmama şartıyla tabii kendi kendime. Anladım. Peki hiç böyle insan hani merak ediyorum 70'lere falan gelince insanda bir hani ölüm korkusu hiç gelmedi. Siz hiç hani gelmedi. Uzun hala gelmiyor. Tahmin ettiniz mi? Hala gelmiyor. Ay ne kadar güzel ya. Hala gelmiyor. Gerçekten. Onun için ben arkadaşlar sakın yaşamışsa ölüyorum komik geliyor. Ben eskisi gibi hissediyorum. Ay ne kadar güzel ya. Hakikaten. Hiç hissetmiyorum. Peki bir gününüzü New York'ta nasıl geçiriyorsunuz mesela? New York'ta çok güzel çevrem, ailem var. Beraber gidiyoruz, toplanıyoruz. Bütün kızımın arkadaşlarına gidiyorum. Düşünün. Ay ne kadar güzel. Kızımın arkadaşlarına gidiyorum. Hepsine aynı şekilde torunlarıma hiç sıkılmıyorum. Ve orada da yalnız hissetmiyorum kendimi. Harika. Yani şey değilim. Kendimi bırakmış değilim. Evet. Sabahleyin kalkarım. Aileye gider. Evvela kendime saygım olacak. Toparlanırım, giyinirim, rujumu sürerim. Her oceler bugün yok, onu sürerim. Ve evde birisi gelecekmiş gibi hazır olurum. Hazır, anladım. Hayatı yani seviyorum. Eşofmanlarla, pijamalarla yatmak hayır, yok. Hayır, katiyen. Harika. Peki egzersiz falan yapıyor musunuz? Egzersiz çok dans yürüyorum. Dışında. Kızım çok yürütüyor beni. Ay ne kadar çok güzel. Yürüyorum. Ne kadar güzel. Egzersiz, burada bastonunuz var, onu da göstermek istiyorum. Böyle üzerinde kediler var. Evde de kediniz var. Bir tane kedim var, kediniz oğlum. Var. O benim hayatım. Ay, ismi çok, ne? Çok seviyorum. Adı çok. Ne kedinizin? Kedinizin adı ne? Kedi yok. Atsız bir şey. Atsız. Pisi diyorum ama kedi demek o da. En güzel isim. Pisi de. Peki bastonu yeni mi aldınız elinize? Bastonu 2 sene mi aldı birli bastonuna yeni aldım. Maşallah. Yürüyorum gene ama önlem için. Yine yürüyebilirim fakat balansımda biraz olur diye korkuyorlar. Düşüp de bir şey olup siz da korkmuyorsunuz mu? Yatılacak diye korkuyorlar. Aa, ben korkmuyorum. Çocuklarınız korkuyor ama siz korkmuyorsunuz. Onlar aslında. Korkuyor, ben korkmuyorum. Bravo ya, gözü karalık. Belki de sizi bu gözü karalık böyle her şeye götürüyor. Katiyen. Hatta benimle bir gittik ahbapları, unutmuşum bastonumu geldim. Orada bastonumu sonra getirdiler. Ay. Peki şimdi eviniz Çırağan'da, çok güzel bir evimiz yerde. Evet, güzel. Ve gayet lüks bir eviniz var ama orada çocuklarınız burada diye bıraktınız, kapatıp New York'a geldim, hiç gözüm görmüyor. 28 yıl. Her şeyim orada. Kıyafetlerim böyle, kristallerim şöyle ayıp düzlerim. Yok, estağfurullah. Yani döşelirdi ya da evim. Zaten o topraktan ev benimdi. O benim 4 daire vardı. Hepsini sattım, bir dairem bende kaldı. Harika. Düşündüm, oturup mutluyum. Ama ne yapayım, ne para, ne pul, ne eşya umurumda değil. Burası daha güzel şu hiç an. Hiç umurumda değil. Bu bir odada çok mutluyum çocuklarım. Evlatlarınız burada. Hiç aramıyorum yani. Harika. Bir de şu var, toplu. Yalnız Bilirler yok burada, eşik, aile. Hı hı. Büyük kızımın şeysi.
ailesi. Peki merak ediyorum, hani bu yaşa gelmişsiniz, uzun yıllar tabii Türkiye'de geçti. Mesela Atatürk'ü görme şansınız oldu mu? Atatürk'ü anlatacağım. Atatürk kadınlara seçme hakkı verdi. Evet. Seçme seçilme. Dünyanın Atatürk'ü gördüm. Yan yana göz göze geldim. Gördünüz mü? Tabii. Çırağına gidiyordu. Ben de indim aşağı. 15-16 yaşındaydım. O zaman Şah Hazretleri vardı. Misafir. O evet. Arabanın el içinde Şale Köşkü'ne gidiyordu. Ben de indim aşağıya. Atatürk'le göz göze geldik. Şahane gözleri var. Ay, İki kere yaz. Gördüm. Gerçekten sizin de gözleriniz herhalde renkli. Çok güzel. Çok güzel kadınlıkla. Ay. Atatürk. Bir kere kadınlar hakkını verdi. Tabii. Seçme hakkını verdi. O neydi eskiden? Evde otur, çocuk yap, otur o zaman. Onu görünce ne hissettiniz o yaşta? Efendim? Ne hissettiniz o an? Çok bilmiyorum. İçimden o yaşta bile, yani o zaman Atatürk'ü duydum. Yokuştan aşağı indim Atatürk'ü görmek için. Atatürk geçecek dediler saraya. Ay. Ben doğru indim. Yani o yaşta düşünün, 15-10 yaşındayım. Atatürk'ü gördüm iki kere. Ne kadar güzel bir şey. Ya Atatürk'le ağır ağır yürüdü. Herkese selamlarla çıkıp gitmedi. İnsanlara saygısından. Açık havaydı. Ne de saygılıydı. Ve yürür gibi herkese selam vere vere gitti. Ya basar gider insan. Değil mi? Mutluyum yani. Ay, yani gerçekten şöyle düşünüyorum, hani anlattığınız şeylere bakınca, hani şunu da yaşasaydım diyeceğiniz her şeyi hiçbir şey yaptım, kalmadı. Her şeyi yaptım. Burada daha ne 70'li yaşlarda gelip bir kere de ehliyet almışsınız daha nasıl? Vallahi her şeyimi yaptım. Hiçbir şeyde aklım kalmadı. Yani tehlikeli şeyleri bile yaptım. Ne canım isterse yaptım onu. Vallahi attım kayak, yüzme falan. Peki bundan sonraki hedefleriniz arasında neler var? Mesela ne yapmak istersiniz? Ben de Ben de böyle artık böyle kahveler falan da artık fazla uzun bir yerle gibi her toplantıya gidiyorum kızlarımla. Yani aslında kafeleri geziyorsunuz. Tabii. Çok, bir kere kafeye gidiyor çok seviyorum. Hilton'a giderdim, Çırağan'a alışığım yani o gitmeye. O havayı. Şimdi burasını ben Çırağan ve Hilton'u görüyorum. Zevk alıyorum. Evet. Kendi kendime. Kimseyle de gitmezdim. Kendim zevk alırdım. Şimdi burada da aynı şey. Hayatı seviyorum herhalde. Hayatı çok seviyorum. Peki gençlere neler tavsiye edersiniz? Gençlere daima pozitif olsunlar. Pozitif. Muhitine çok dikkat etsinler. Evet. Çevre ve muhit çevre değil mi? Çevre çok mühim. Çok mühim. Arkadaşlar çok mühim. Doğru. Her şey öyle. Çok şükür. Bütün bu tatlılığı yaşadım. Hayır, ama Allah'a şükür küçüğünden büyüğüne kadar en küçük torunum 5 yaşında anneanneciğimden cimri konuşurlar. Bir gün birisinin de saç dördünü görmedim çocukların. Ama Türkçesinden öğrenmişler, siz onu o saygı yaşlamışsınız. Ben görüyorum bazı çocuklar arsız konuşuyor. Onlar bile saygılı. Hepsi torunlarım, torunum, çocukları. Bundan daha mutluluk olur mu? Değil mi? Ama hayvan sevgisi de insana çok şey katıyor hayvan değil seviyorum. Mi? Kediniz? Kedim. Evlat gibi seviyorum. Ay yıkıyor mu? Evladım gibi seviyorum. Ay çok güzel. Peki Allah inşallah size çok da sağlıklı uzun ömürler versin. Vallahi bir problemim yok Allah'a şükür. Maşallah. Gidiyorum. Geçen sene oy da kullandınız değil mi? Yani birçok sağlıklı genç insan oy kullanmaya gitmiyor maalesef. Tabii gidiyorum, gidiyorum. Gittim, Barcelona'dan gittim. Oyunuzu da kullanmaya gittiniz. Tabii. Bu konuda da örnek ve olmanızı istiyorum tabii, ben gençlere. Elimde Barcelona'dan gittim, gene de giderim. Değil mi? Sosyal hayatım var, yani zor gelmiyor bana. Evet. Kolay içimden giriyor. Demek ki tam pozitif insanım herhaldeyim senin. Teknolojiyle aranız nasıl peki? Bu cep telefonları, tabletler çok yaygınlaştı. Onlar başlamaz. Şimdi bende biraz hata oldu. Cep telefonları çok güzel. Kızlarım aldı. Biraz zor geldi bıraktım. Şimdi pişman oldum öğrenmediğime. Gerçekten ama bence sizde o potansiyel var. Şu an bile onu yapabilirsiniz. Evet ama artık yanım çok dolu. Şeyde yapabilirim tabii. Yapabilirsiniz. Gözler ne durumda? Gözleriniz iyi çok mi? Çok iyiyim. Maşallah ya. Öyleyim, zaten cimağınız berrak durumda. Allah şükür maşallah. Çok gerçekten. Şükür. Allah daha çok bir kere versin. En hoşuma giden kendimi daima iyi hissediyorum. Ne güzel. Pozitifim. Sağlığım iyi çok şükür. Bilmece yapıyorum. Ha. Şimdi doktorum da öyle. Bilmece zihin açmak için diyor. Bilmediğime oturuyorum. Onlarla çocuklar alıyorlar. O daima halinde. Bilmediklerim diyor. Kafa işliyor. Televizyon güzel. Seyrediyorum. Bir problemim yok yani. Ben de şimdi ben devamlı yaşımı söyleyince
söylemiyorum, inanmıyorum ki. Nazar değer diye. Çok şükür. Allah yatıp kapıları baktım. Çocuklarıma, çünkü ben en ufacık bir şey olsa benim çocuklarım mahvolacak. Hayır, yok Allah korusun. Düşmeye dikkat ediyorum. Düşünce yasalak olacaksınız. Allah korusun. Buradan bakıcılar zor. Yani en çok düşüp bir yerimizi sakat etmekten korkuyorum. Doğru. Çocuklarım arası. Hayır, dikkat ediyorum. Ben sizi çok sevdim şöyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. En güzel ederim. Şey bir kere iyi ailemin mutluluklarım. Terbiyeye çok dikkat ederim, evet, saygıya. Evet. Hepsi mutlu. Bundan daha mutlu olur mu yani? Evet, valla. O zaman ben son bir kez tekrarlamak istiyorum genç nesiller için. Pozitif olmak gerekiyor. Arkadaş çevrenize çok dikkat etmek gerekiyor. Yediğiniz saygısız içtiğinizi... insanı kabul etmiyorum. Evet. Özür de değil, kabul etmem. Oo. Bu çok önemli. Yediğiniz içtiğiniz en çok sebze ve meyve olacak diyorsunuz. Tabii çok sebze meyve yiyeceğiz. Yürüyüş, bol bol yürüyüş. Bol bol yiyeceksiniz. Müzik dinleyeceksiniz. Bilmece yapacağız. Daima bilmece pozitif olacak. Yaşını düşünmeyeceğim. Evet, hep yani o kötü olaylara takılıp kalmayacaksınız. Takılmayacaksınız. Ve yaş diye bir şey yok. Yaş diye bir şey hiç yok. Hiç düşünmeyeceğim. Hissettiğim yaştayım diyorsunuz. Evet, tabii çok şu genç. Şu an kaç yaşında hissediyorsunuz mesela? Vallahi 60 hissediyorum. Benim gerçekten. Doktor, benim doktorum devamlı var bir şeyle, İranlı bir hanım. Devamlı. Kaç yaşında olmak istersen 60 gibi. Sarıldım oynuma. Ben dedi senin gibi yaşlı olmak istiyorum. Ay, ben de çok istiyorum. Peki doktor. Boynuma sarıldı. Şaşırıyor ben senin gibi de yaşlı olmak istiyorum. Yaşlı kabul etmiyorum. Ne demek yaşlılık? Yok. Sarsak değil mi? Elim iyi, kafam iyi. Çok güzel. Şaşırıyorlar mı peki doktorlar falan? Nasıl tepki veriyorlar? Doktorlar nasıl tepki veriyor? Şaşırıyorlar çok, mı? Evet. Evet, şimdi bir şey yapamıyor. Şimdi bazen kulağım hafif ağrı işitir gibi oluyor. Onu bile kabul etmiyorum. Kulaklık takın diyor. Hasan, kulaklık istemem ben. Biraz evvel diyor. Hasan, kulaklık lazım galiba dedim. Çok iyi. Duyuyorum ama daha bugün senin duymuyorum. Onu bile kabul etmiyorum ama artık kabul ettim. Acık alayım. O takmak da sinema dokunuyor. Aslında, yaşlılık kabul etmiyorum. Aslında galiba bu kişisel gelişim uzmanlarının bahsettiği şeyi siz farkında olmadan yapıyorsunuz. Evet. Demek ki doğru. Onlar diyor ki işte mesela bir hastalık hissetseniz bile hayır ben sağlıklıyım deyip onu reddetmeniz gerekiyor. Tabii, tabii, o zaman tabii. Bilinçaltı buna inanacaktır. Tamam, geleneceksiniz. Evet, gerçekten onu hani içgüdüsel yapmışsınız tabii, hayat tabii. boyu. Çok şükür. Ve çok güzel. Hiç katıya düşünmeyeceksiniz. Yok şekerin bilmem ne olduğunu daima kendinize yenileyeceksiniz. Yeni hava, yeni düşünceler. Allah'a şükür iyi gidiyorum. Maşallah o zaman. Çok teşekkür ediyorum size konuk olduğunuz için. Ben de çok için memnun bana. Oldum görüştüğümüze. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.